Gih 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 gih. Sevmemekte kötü bir şey. Hayvanları sevmeyeni ben de sevmiyorum. İnekçi olmak istiyorum ya da inek satmak veya onlardan olmazsam veteriner de seviyorum. Güzel iş. Hayvanlara bakıyorlar. Burası daha iyi. Fazla araba falan geçmiyor. Dumanını kokutmuyor. Tır tır geçiyor. Orada Gümüşova'daki gibi bir saniye içinde ikide bir araba gelip durmuyor. Doğayla da yaşamayı da seviyorum. Canım sıkıldı mıydı ineklerle uğraşıyorum. İnekler de yoksa gidiyorum, orada aşağıda park var, oraya geçiyorum. Orada arkadaşlarımla top falan oynuyoruz. Marul falan var, yemeğimizi oradan karşılıyoruz. Tavuklar giriyor, yiyor hepsini. Ürünleri yiyip duruyor bizim yiyeceğimiz şeyleri. Ben onların yumurtasını yiyorum. Onlar da benim sebzelerimi, meyvelerimi yiyor. Ödeşmiş oluyoruz. Fındığın çok işi var. Ağacını keseceksin, filizini alacaksın, eğeceksin, toplayacaksın. Ama toplayınca da harman makinesine gönderdiğimizde, kuruttuğumuzda onun parasını yiyoruz. Onun parası daha iyi geliyor ona. Enes Sadak. Gümüşova'da yaşıyoruz. Hafta sonları buraya geliyorum. Babaannemler burada kalıyor. Onlara yardım ediyorum. Hayvanları falan bakıyorum. Sağıyorum. Odun gerektiği zaman odun alıyorum. Hayvanların dışkısını atıyorum. Yemlerini veriyorum. Tavuklara bakıyorum. Yumurtalarını falan alıyorum. Sonra da yumurtalarla beraber yiyoruz, içiyoruz. İşte köyde yaşamayı, onlarla ilgilenmeyi. Ara sıra dışarıda gezdiriyorum, otlatmaya çıkıyorum. Orada gidince sağıyorum. Sonra da sütünü getirdiğim miydim, gidiyorum onları bağlıyorum. Saat 6'ya 7'ye doğru gidip onları alıyorum. Getiriyorum eve, sağıyorum yine iki kere. Ondan sonra da yatıyorum, sabah oluyor bir daha alıyorum. Telefonla oynamak yerine giderim hayvanlarıma bakarım. Öbürkü çocuklar gibi gidip oyun oynamıyorum. Oynarsam da işim olmadığı zamanlarda oynuyorum. Bir saat, iki saat oynuyorum, bir buçuk saat. Sonra da gidiyorum, ahır saati geliyor hemen. Hayvanlara bakıyorum, yediriyorum, içiriyorum, gezdiriyorum derken saat 6:30. Gidiyorum, çözüyorum, getiriyorum, sağıyorum, sütünü içiyoruz, sonra da yatıyoruz. Telefonla oynayacak vaktim yok. Bir saat, iki saat o da. Annem de fazla vermiyor. Trabzon. Sevindim işte. Bunun şerefine tavuk kestik. Babam da Trabzonlu. Anlatıyor yaptıklarını.
ben öğrenmem için. Babam kamyon işi yapar. İstanbul'a falan gidip gelir. Bayağı bir oluyor. Saat 8.30'dan veya 7.30'dan çıkıyor. Kamyonu alıyor 7.30, 9 oluyor kamyon alması, yükleme falan 9 oluyor. Saat 8'den 4'e kadar geliyor. Uzunsa yolu 6'da geliyor. Ümit Sadak, Dereköylüyüm. Bu köyde ikamet ediyorum. Nakliye işleriyle uğraşıyorum. 3 tane çocuğum var. Köy tamamen fındıkçılıkla alakalı çalışıyor. Fındık üreticiliği var daha çok. Arıcılık işte yeni yeni yayılmaya başladı. Hayvancılık var. Tabii eskisi gibi hayvan kalmadı daha. Bugün toplasan köyde 3 hanede hayvan yoktur yani. Enes 10 yaşında. Enes'in tüm dünyası köy. Köy hayatını çok seviyor, hayvanları çok seviyor. Yaz tatillerinde geliyor annesiyle, ben olmadığım zaman, ben yolda olduğum zaman annesiyle beraber köye geliyor. İşte hayvanlarla uğraşıyor, tavuklarımız var, tavuklarımızla uğraşıyor. Ben Gamze Sadak, Enes'in ablasıyım, en büyük ablasıyım. Son sınıfım, 12. sınıf. Yani bu sene sınava gireceğim. Tıp istiyorum ama olmazsa da diş hekimliği. Bilgisayar mühendisliği, her türlü şey var aklımda. Oyunculuk belki olabilir. Yumurtaları topluyor sabah kalktığı zaman. Tavuklara yem veriyor. İneklerle ilgileniyor. İneklerin altını temizliyor. Süt sağıyor. Ben Enes'in ablasıyım. Adım Zehra Nur. Ortaokula gidiyorum. 8. sınıfım. Bu sene sınava gireceğim. Ben öğretmen olmak istiyorum. Yaramaz bir çocuk yani, evde durmuyor. Dursa da bize şey yapıyor. Köyde falan hani bize karışmıyor zaten. Köyde kendi halinde olduğu için dışarıda oluyor genellikle. Ben hayvanlarımı seviyorum. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Arkadaş gibi de sayılır. Sevmemek de kötü bir şey. Hayvanları sevmeyeni ben de sevmiyorum. İnekçi olmak istiyorum ya da inek satmak veya onların olmazsam veteriner de seviyorum. Güzel iş. Hayvanlara bakıyorlar. Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Veterinlerde hayvanları inek görüyorsun. Buzağısı varsa onlara bakıyorsun. Veteriner ineklere yardım eder. İnekleri de sever. Onlara bakıyor, tedavi ediyor. Ondan sonra da işte geldi miydi burada. Hayvanları da tanıyor, seviyordur da. Bu işi yapamazsam inek satmaya geçerim belki. Enes'in şu anda net bir düşüncesi yok. Yani belki de biz daha yönlendiremedik, biraz daha çocuksu. Ama ilerleyen işte günlerde ortaokuldan sonra çıraklık eğitimi vermeyi düşünüyorum ben kendisine. Hayvanlarla içli dışlı, hayvancılığı çok seviyor, hayvanı işte çok seviyor, buzağıyı çok seviyor. Bazen diyor, baba işte veteriner mi olsam daha mı iyi olur gibilerinden böyle konuşmalarımız oluyor. Hayvanları çok seviyor, doğayı çok seviyor. Zaten ileride de hayvanlarla ilgilenmek istiyor. Her zaman arkasındayım kardeşimin. Veterinerlik belki düşünebilir. Onu yönlendirmek için destek oluyorum. Bence olabilir ya. Birazcık derslerine birazcık daha adapte olsa, en azından veterinerlik kazanabilecek dereceye gelse bence olur. Olmazsa da hayvancılık. Köpekler de genellikle daha çok seviyor, köpekler de aynı şekilde. Hayali var mı bilmiyorum ama çiftçilikten yana gidebilir. Yani ablamın da dediği gibi veterinerlik de yapabilir ama çalışırsa. Hani köy işlerinde çalışmayı sever ama derslerinde daha başarılı olması lazım. Ama olmak istemiyor. Biz yardımcı olmak istiyoruz ama kendi çalışmak istemiyor. Sürekli ara vermek istiyor. Liseden sonra işte meslek lisesine gönderecekmiş babam. Hem okuyacağım, hem meslek sahibi olacağım, hem de hayvanlarıma bakacağım. Zor değil, böcek falan da görürsem bakıyorum ne yapıyorlar diye.
Tavuk uçunca hızlı yere ses çıkartıyor kanatlarından. Uçtu muydu buradan ileriye kadar uçar yani. Uçar ama. Kanadı kıt 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 diye ses çıkartıyor. Horoz. Ne bileyim işte tilki falan geliyordur, korkmuştur. Koruyor derken horozla horozla kavga ediyor. Bizim horozlar ya bir tanesi bu kadar, bir tanesi şu kadar. Küçük horoz, küçük şey, horoz onun altından geçti. Öyle onlar da kavga ediyor. Bir kümeste iki horoz olmaz. 5-6 tane horoz olur. Ne kadar büyüklüğüne bağlı. Bir şey yapmıyorum, izliyorum. Gih 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 gih. Tavukları böyle çağırıyorum. Gih 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 diye. Uzaktaysa yemlerini vermek için gih gih diye çağırıyorum. Bunu da babam öğretti. Gih 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 gih. Gih 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 gih. Onların mesela tavuğa gih gih dediğinde o tavuk anlar. Ama kuzuya bilmiyorum nasıl çağrılıyor. Ya ismini bilmiyorum niye takıyorlar. Ben de o yüzden taktım. Gih 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 gih. Gih 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 gih. Hayvanlarımı babam sattığı zaman bana bir üzüntü çekiyor. Onları beslemişim, yemlerini vermişim veya şey oldu muydu, bayram günü inek kesme olayı oldu muydu? Ben o ineği büyütmüşüm, yemini falan vermişim. Kestimiydin, içinde bir his oluyor niye kestin diye. Gizli gizli de almaz, satar hemen. Hayvanı neden isim koyarız bilmiyorum. Ben mesela kuzuya çeli koydum, siyah bir tanesine. Beyazına da fındık koydum. İnek nasıl sağılır dersek kovayı tutacaksın, şeyle elinle memesini emeceksin, süt o zaman gelir, pıst pıst diye ses çıkıyor. Yo, onun bir tane şeyi var, U şeklinde, altından doğru bağlayıp sırtına geçiriyorsun, tekme atınca da ayağı burkuluyor, acıyor, o yüzden de atmıyor. Hayvanları ben sevdiğim için onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Sopayla dövmediğim için. Ben onları sevdiğim için onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. İlk başta kokluyor. Diye kokluyor işte. Ben bir şey demiyorum. Kokla gel diyeyim. Şimdi direkt giriyorum içeri. Ablamlar hayvanın dışkısı olduğu için girmek istemiyor. Ayakkabımız kokar, üzerimiz kokar diye. Hemen banyoya gidiyorum zaten. İnekleri seviyorum işte, niye sevmeyeceğim? Kardeş gibiler, onlarla zaman geçiriyorum. Onlarla şey geçiriyorum, arkadaşlık geçiriyorum. Gittiğimde yemlerine verince de bakıyorum yiyorlar mı diye. Bir tanesi hastaysa gidiyorum babamı çağırıyorum, o da veterinleri çağırıyor. Evde geçiriyorum, hayvanların yemlerini falan verince eve geçiyorum. Ya da zamanı geldiyse çıkarmadan çözüyorum, yani aşağıya getiriyorum. Bir saat, iki saat duruyorum, sütlerini sayınca da eve getirince de bağlıyorum onları orada. Evdeyse eğer ki buradaysa, buradayken de bizim hayvanlar giriyor. Çünkü başka bir yer bulmadıkları için, aşağıdan doğru aşağıya gittikleri için yolu hatırlarlar. Burası daha iyi. Fazla araba falan geçmiyor. Dumanını kokutmuyor. Tır tır geçiyor. Orada Gümüşova'daki gibi bir saniye içinde ikide bir araba gelip durmuyor. Doğayla da işe yaşamayı da seviyorum. Canım sıkıldı mıydı ineklerle uğraşıyorum. İnekler de yoksa gidiyorum, orada aşağıda park var, oraya geçiyorum. Orada arkadaşlarımla top falan oynuyoruz. Canım sıkıldı mıydı, Mustafa amcam var, dağa çıkıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz işte. Fındık bahçesi dolu buralar. Orada da tavuklar girmesin diye buranı da örttük. Buradan başka da var, horlar da var. Oraya giriyor, ot falan atıyoruz ara sıra. Otla da yaşıyor. Marul falan var.
Yemeğimizi oradan karşılıyoruz. Tavuklar giriyor, yiyor hepsini. Ürünleri yiyip duruyor bizim yiyeceğimiz şeyleri. Ben onların yumurtasını yiyorum. Onlar da benim sebzelerimi, meyvelerimi yiyor. Ödeşmiş oluyoruz. Köyde yaşamak ne hissettiriyor? Doğayla iç içe yaşamak güzel bir duygu. Mis gibi hava alıyoruz. Gümüş havadan daha iyi hava alıyoruz biz burada. Ben odunumu kendim kırıyorum. Sobamı yakıyorum. Onun karşısında ısınıyorum. Hayvanları çözüyorum. Yayılıyorlar. Ben oturuyorum hala öyle. Saati gelince ineklere gidiyorum. Yemlerini falan veriyorum. Yaptıkları dışkıyı atıyorum. Fındığın çok işi var. Ağacını keseceksin. Filizini alacaksın, eğeceksin, toplayacaksın. Ama toplayınca da harman makinesine gönderdiğimizde, kuruttuğumuzda onun parasını yiyoruz. Onun parası daha iyi geliyor ona. Fındık işi zor şu anda bu mevsimde. Mesela biz önceki sene çok çaba verdik. Tam olacak derken bir tane ayaz vurdu, fındıkları hep yaktı. Fazla da fındık yapamadık, iyi de para kazanamadık. Kışın bakımı var mı? Vardır herhalde. Çünkü budama yapıyoruz, filizini alıyoruz, ilaç sıkıyoruz fındıklar iyi olsun diye. Bu kadar şeyi ben küçükken öğrendim babamla beraber yapınca. Bir baktım babam bahçeye giderken ben de gideyim dedim. Gittiğimde de işte öğrendim. Her zaman babam bahçeye gittiğinde ben de gidiyorum. Ona yardım ediyorum. Dedemler gittiğince de yardım ediyorum. İneklere ot almaya gidiyoruz oradan ileride. Sonra da tırtırla beraber geliyoruz buraya. Çok şey benden öğrendi. Çünkü yanıma alırken getiriyorum onunla. Beraber bahçede çalışıyoruz. Biz fındık üreticiliği yapıyoruz. Fındığın tabii belli başlı işleri oluyor. İşte dal kesimi oluyor. Tırpan altı dediğimiz ot oluyor. Ot biçmeye gidiyoruz beraber, tırpan motoruyla beraber. Fındık zamanı işte işçilerimiz geliyor. Onlarla beraber fındığımızı topluyoruz. O anlamda bana çok yardımcı oluyor. Erken uyanıyor sabah. Dedesiyle birlikte dışarıya çıkıyor. Fındık toplama zamanı olduğu zaman fındık toplamaya gidiyorlar zaten. Öğlen eve gidip yemek yiyor. Sonra bir daha tarlaya gidiyor, fındık topluyor. Eve gelince de fındık da yeniyor yine. Sürekli fındık zaten. Burada mantar falan çıkıyor. Onları gidip topluyorum, yiyoruz. Gümüşova'ya getiriyorum, buraya getiriyorum. Her mantar yenmiyor. Ben mesela fındık mantarıyla beyaz mantar topluyorum. Onlardan başka da vardır iyi mantar da ben bilmiyorum. Çıkartınca 5 saniye falan beklediğinde hemen arkasından süt akar onun. O temiz mantardır, iyi mantardır. Bunu da babamdan veya dedemden öğrenmiştim. Bizim burada Mayıs aylarında beyaz orman mantarı dediğimiz beyaz bir mantar oluyor. Onunla beraber mantar toplamaya gittiğimiz zamanlar olmuştur. Bu beyaz mantarda hani zehirli olup olmadığını oradan anlıyoruz biz. O mantarın altından beyaz süt dediğimiz işte bir şey çıkıyor, süt gibi bir şey çıkıyor. Zehirli olup olmadığını oradan anlıyoruz. Benden ne görüyorsa kapıyor. Mantar toplar. Gider, babam da gider. Toplayıp geliyorlar. Yazın burada duruyoruz. Kışın aşağı iniyoruz. Fındığı toplayıp yine aşağı gidiyoruz. Enes'e göre kolay, bize göre zor. Ablamla bana göre zor. Çünkü sevmiyoruz yani. Fındık toplamayı sevmiyoruz. Küçükken herhalde bu bahçede kaybolmuşum. Ha buradan doğru giderken ayağım kaymış, yuvarlanmışım. Sonra da bir daha kalktım. Tırtırın çukur yaptığı yer varmış. Orayı görmemişim. Oraya ayağımı takıldı mıydı yine dereye kadar gitmişim. Sonra da şöyle gene dolanmışım. Annemler de Enes diye bağırıyormuş. Ben de çıktım işte yukarıya dedim. Tırtır kazası oldu. Bayağı bir fındık topladıydık biz. Tırtırla geçirirken mesire alanına dökmek için şu kapıda kelle koptuydu, uçtuydu. Biz de atladıydık tırtırdan. Pat pat diyorlar işte. Ben tırtır diyorum.
Onunla gidiyoruz. Şu ileride de kelle var ya, kelle. O koptu. Tır böyle dümdüz giderken böyle oldu tırtır. Ben de bir şey yapmadım. Tırtırdayım hala ben. Sonra da tırtır durunca ben de atladım. Ben sürüyordum. Bilmiyorum ki, babam öğretti. Babamdan sonra da ben kullanıyorum artık. Babamdan daha iyi kullanıyorum. İple ya da anahtarla. Yuvarlak bir şey var. İpi sarıyor, çekiyor, çalışıyor. Nanan, nanan, nanan. Sonra üçüncüde pat diye çekiyor. Gaza da basınca da çalışıyor. Hamburger severim. Lüks değilse de şey yumurtasını severim. Hani uzayan yumurta var ya, adını unuttum işte şimdi. Ekmekle banıyorsun, uzuyor o da. Mıhlama. En sevdiğim yemek mıhlama köyde. Ekmeği batırdı mıydın, kaldırıyorsun, o da uzuyor. Sonra da ağzında ham diye yiyorsun. Ham diye yiyorsun. Malzeme varsa yapar. Ben kırarım. Kırıyorum. Çat diye ortadan ikiye ayırıyorum. Yumurtayı kümesten alıyorum, eve getiriyorum, anneme veriyorum. Temizlediğinde de dolaba atınca da sabahleyin onları kırıp yiyoruz. Aldığımda dolaptan çat diye şeyler, demir bir yerden vuruyorum. Çat diye ses geldi miydi? Böyle şey yapıyorum, tabağa döküyorum. Tavaya koyuyorum inek yağı. Yağını da koyuyorum, inek yağını da çok koyuyorum. Ama inek yağını daha çok seçiyorum. Tuz attın, karıştırdın. Tam kıvama gelince az daha karıştırıyorsun. Kapatıyorsun altını, masaya getiriyorsun. Ekmek. Annemin yaptığı ekmek burada köyde. Köy ekmeğini annem yapınca alıyorum, yumurtaya bandırıyorum, ham yapıyorum, yiyorum. Çay içmeyi severim. Ben seviyorum ama. Ne bileyim işte, sıcaklığı içime giriyor, seviyorum. Biz Karadenizliyiz. Biz çay severiz. Yumurta yapıyoruz. Zeytin falan koyuyoruz, reçelle bandırıyoruz, doyuyoruz, çay içiyoruz. Sütle yapılır peynir. Sütle sütlaç da olur. Sobayı annem yaktığı zaman odun kırıyor, odun getiriyor, götürüyor. Ben fazla sevmiyorum, biraz şehir kızıyım galiba. Ama köyde duracağımız zaman da köyü sevmek zorunda kaldığımız için köyde duruyoruz. Çok fazla çamur, çorak sevmem. Enes daha çok yatkın öyle şeylere. Küçüklükten beri dedesiyle birlikte. O yüzden korkmuyor ya çamurdan. Islanmaktan falan hiç korkmuyor. Kendi yani çalışmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor. Yani bizim yapamadıklarımızı bile yapabiliyor. Yumurta kırıyor. Kümesten kendi başına oluyor. Zaten bize hiç ihtiyaç duymuyor o konuda. Ondan sonra kendisi kırabiliyor yani yumurtayı bize hiç söylemeden. Mutfakta kendisi hallediyor. Benden hiç beklemiyor. Hiç öyle şeyleri yok. Yumurta olduğu zaman kendisi yapıyor zaten. Bizi de çağırıyor, biz de yiyoruz. Alem'le aram iyi. Kötü değil. Her zaman seviyorum. 3 kardeşim, 2 tane ablam var. Bir de ben varım. 3 oluyor. Ablamla aram iyi, kavgalı değiliz. Onlar köyü pek fazla sevmez. İnekler üstüne koşacak diye korkar. Basmazlar. Ayakkabım yeni derler. Ben basıyorum, niye basmayayım? Büyük kızım Gamze ile beraber çok iyi. Ortanca kızım Zehra ile beraber çok iyi oldu, söylenemez. İkisi de sonuçta çocuk yaşta daha. Geçimsizlikleri oldu, oluyor herhalde. Bence anlaşıyoruz. Çok seviyorum zaten kardeşimi. Ama bazen kavga ettiğimiz zamanlar da oluyor, her abla kardeş arasında olduğu gibi.
Evde hiç durmuyor zaten. Hep dışarıda arkadaşı var, kuzeni. Kuzeniyle birlikte daha çok dolanıyor. Bahçeye gideceği zaman dedemlerle birlikte bahçeye gidiyor, babamla birlikte. Bahçeye gitmediği zaman da dışarıda, hiç evde görmüyorum zaten Enes'i. Onların yeni ayakkabısı oldu ve benim eski ayakkabım var, çizme. Yenileri çıkartıyorum, eskilerle basıyorum. Tedbirli geliyorum ben buraya. Onlar beyaz ayakkabıyla geliyor, çamur oluyor, sonra da ben arabaya geçiyorum diyorlar ya da eve. Ablamla iddiaya girdiydik, ben buraya gelirsem daha diye. Ona 50 lira verdiydim, ben buraya daha burada kalacağım diyordum. Büyüklerine karşı çok saygılı, sevgili. O yönünü çok beğeniyorum Enes'in. Ben yani devamlı yolda olduğum için daha çok işte dedesiyle beraber yaz tatillerinde hele daha fazla beraberler. Ondan beraber camiye gidiyorlar, geliyorlar, namaza gidiyorlar. Dedesiyle beraber daha çok vakit geçirdiği doğrudur. İyi bir insan ağzından kötü bir ses çıkmaz. Sigara içmez, alkol almaz, kötü şeyler yapmaz. Allah'ın söylediği şeyleri yapmalıyız. Yalan söylememeliyiz. Büyüklerimizi her zaman öpmeye gideriz. Kötü söz söylemeyiz onlara. Burası en çok yazın daha güzel oluyor. Bir de kışın daha güzel oluyor. Yağdı. Güzeldi. Bembeyazdı. Yanladık tırtırla bahçede. Doğayı temiz tutmak için çöpler yeterince kadar var. Yoldan bir tane adam gelince çocuklara söylüyor işte böyle böyle çöpünüzü yere atmayın. Yanınızda çöp konteyneri var, oraya atın. Hemen bunlar yok olmuyor dünyada falan. Öyle diyorlar. Ben de duyuyorum, atmıyorum yere çöpümü. Yerde çöp varsa da çöpe atıyorum. Sabah saat 8'de kalkıyorum, yemek falan yiyorum, 9 oluyor, gidiyorum. Bayram, çocuk bayramındayken, para toplama bayramında. Sabah erkenden kaldırıyor annem bizi, biz de arabayla gidiyoruz camiye. Camiden sonra da gidiyoruz hemen Yongol'a, Yongoluk'ta inekler orada, oradan doğru kesiyoruz onları. İnek etini sevmiyorum ben. Beslemesi daha hoşuma gidiyor. Canım benim. Eski bayramlar sene 1956. 56 senesinden beri kendimi bilip tanıyan, bayramları yapan, bayramlara giden, bayramları ziyaret eden, el öpmeler yapan bir kişiyim. Bayramlara giderdik. Ben bayramda çarığa gittim. Çarık giydim gittim bayrama. Bayrama çarık giydim gittim. Sene 49 Trabzon'dan geldik. Durumumuz iyi değildi fakat getirenden götürenden Allah razı olsun. Yeşilyayla köyüne geldik. Abaza köyüne, Düzce Yeşilyayla köyüne geldik. Yeşilyayla köyünde
6 sene kaldık. Yer yurt sahibi olmaya başladık. Çalıştık, çok çalıştık. Tütünler diktik. Ne bileyim, bayramlarımız çok iyi geçti. Bu memleket, Düzce memleketi bizim için belli nimet. Trabzon'u benzetemiyorum, benzetemem de. Çünkü burada yaşamı, insanlığı, geçimliği, güzelliği, her şeyi tattık, her şeyi anladık. Çok bir güzel bir hayatımız oldu. Bu hayatımdan çok memnunum. Şu an iyiyiz. Allah'a çok şükür, bayramlarımız çok güzel. Ama tabii ki eski bayramlarımız çok araben geçti. Çok karavan geçti. Yiyecek yok, içecek yok. Efendime söyleyeyim, ne bileyim yani darlık çektik, çektik ama şimdi sefasını sürüyoruz. Çok iyiyiz, çok neşeliyiz. Peki eski bayramların daha güzeldi bu bayramlar? Benim için eski bayramlar çok çileli geçti dedim ya, zahmetli geçti, eziyetli geçti. Fakat şimdiki bayramlarda çok güzel bir bayramlar yapıyoruz. Çok memnunuz. Hayatımız çok güzel. Çoluğumuzu çocuğumuzu yerleştirdik. Hepsi yolunda, izinde, işinde. Son söyleyeceğim kelime yavrum. Enes Bey, son söyleyeceğim kelime şudur. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Kurbanlarımızı kesiyoruz. Mutluyuz, dağıtacağız. Fakir fukaraya da vereceğiz. Anladım, güzel bir bayram geçireceğiz. Umuyorum. Olacak da Allah'ın izniyle. Havalar açtı. Sana söyleyeceğim bu kadar yavrum. Seni öpüyorum, seviyorum. Böyle bir şeye de katıldığın için çok sevindim. Beni de konuşturdun. Ondan da daha çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Öpüyorum seni yavrum. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.